Efendim merhabalar. TV52 ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Kıymetli izleyenlerimiz, bu akşam tefekkür saatiyle yeniden bizleri sizlerle buluşturan Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Efendim biz bu akşam tefekkür saatinde Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı ve aynı zamanda manevi danışmanlık ve destek uzmanı olarak görev yapan kıymetli üstadımız, hocamız Sayın İdris Sağlığı ağırlıyoruz. Efendim aslında çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm hepinizin malum olan bir konuyu bu akşam hocamızla konuşup sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Biz bu akşam konumuzu yönetmenimiz ekrana verdiğinde göreceksiniz. Kur'an'ın kalbi Yasin dedik. Yasin suresini konuşacağız. Yasin suresini toplumda bu kadar ilgi görmesinin sebebi nedir? Yasin suresi ölülere okunur mu? Yasin suresinde hikmet nedir? Yasin suresini ele alacağız. Ben dikkatle takip edeceğinizi ve ilginizi çekeceğinizi umduğum bu konuyu inşallah Sayın hocamızla bu akşam süremiz içerisinde konuşmaya çalışacağız. Kıymetli üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Teşekkür ederim. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'in her bir ayeti, her bir harfi bizim için kutsal. Çünkü Allah kelamıdır. Rabbimizin sözüdür. Bu vesileyle onun olduğu yerde o konuşunca herkes susar. Bütün sözlerin hükmü biter. Ve orada geçerli olan tek hüküm yüce yaratıcının sözü kelamullah'tır. Biz ama özelde bu akşam Yasin suresini konuşacağız. Yasin suresinde biliyorsunuz Yasin suresi deyince toplum genelde Yasin suresini hep ölülere okuruz. Gerçekten bu böyle midir? Yasin suresi niçin Kur'an'ın kalbi olarak adlandırılmıştır? Yasin suresinin özelde hikmeti nedir? Neler ifade eder? Ve gerçekten ölülere okunması gerekir mi? Bütün bu sorular çerçevesinde Yasin suresini konuşacağız. Önce Yasin suresini biraz tanıyalım hocam. Evet, Yasin-i Şerif, Kalbül Kur'an diye nitelendirilen bir sure. Kur'an kalbi anlamında ki konumuzda bu şekilde konu başlığımız evet. O. Mekki bir sure. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun Medeni ve Mekki sureler diye yani alınmış. Mekki bir edilmiş. Sure derken Mekke'de nazil olmuş. Özellikle evet öyle diyelim. Evet. Ama Mekki surenin bir özelliği vardır. Özellikle itikatla, inanç esaslarıyla alakalı. Efendim de ahiret kavramı daha çok işlenmiştir Mekki surelerde. Medeni surede mesela daha çok ibadet kavramları vesaire. Onlarla ilgili usul ve esas da belirlenmiştir. Ama Mekki surelerinin böyle bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi 83 ayet 727 kelime ve 3000 harften müteşekkil bir sure. Efendimizin bunu hadis Yasin-i Şerif'le alakalı birçok rivayeti var. Şimdi sorunuza gelecek olursak biz daha çok dediğiniz gibi işte herhangi bir cenaze, merasim vesaire olduğu zaman Yasin-i Şerif okuyoruz. Veya bir mevlid olur. Mezarlıkta, kabristanlar falan vesaire gittiğimiz zamanda da yine bu şekilde. Bunu daha çok bu şekilde geliştirmişiz. Ölüye okunur mu? Efendimizin hadis-i şerifte ölülerinize Yasin-i Şerif okuyun bir rivayeti var. Bununla ilgili bir numaralı bir slaytımız vardı. Kıymetli yönetmenimiz Aykut kardeşime ekrana verebilirse. Orada da geçiyor. Evet. Şimdi Efendimiz burada ölülerinize okuyun derken ölmek üzere olanlarınıza özellikle. Çünkü inanç itikatla alakalı ayeti celil olduğu için ahirette de vurgu vardır yine. Yine Razi'nin dediği gibi 3 umde vardır Yasin-i Şerif'te vurgulanan. Evet. Bunlardan birisi işte tevhid, Allah'a itikat, inanç ve onun kuvvetlendirilmesi. Yasin-i Şerif'teki ayetlerden bunu anlıyoruz. Rabbimizin kudretini anlıyoruz, sanatını anlıyoruz, büyüklüğünü anlıyoruz. Yine bir tanesi de risalet, nübüvvet, peygamberlik görevinden bahsediyor. Son olarak da ahiret, yine ahirete vurgu vardır Yasin-i Şerif'te. Bu üç umde çerçevesinde değerlendirilir Yasin-i Şerif. Evet. Şimdi burada her şeyin bir kalbi vardır. Tirmizi'de geçen hadis-i şerif, bakın yakında da görüyoruz. Kur'an'ın kalbi de Yasin diyor. Tirmizi'de rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Kur'an'ın kalbi demek, kalp nasıl bizim vücudumuzda en önemli organ ise
Kur'an-ı Kerim'de tabii diğer surelerin hepsi de mübarektir. Hepsi evet. önemlidir. Ama Yasin-i Şerif için Efendimiz bu tabiri kullanmış. Biz de bundan dolayı bir de ölmek üzere olanların yanında Yasin-i Şerif okuyun ki bilinç altındaki saklı olan imanın tekrar tezahüre edilmesi için. Çünkü o sekerat-ı mevt dediğimiz, ölüm yani sarhoşluğu dediğimiz bir hadise. Ölmek üzere Anadolu İslam'ında, Anadolu irfanında bu inanç kodlarımızdan kaynaklanan bir geleneğimiz var. Evet. Ölmek üzere olan büyüklerimize, kardeşlerimize, yakınlarımıza mutlaka kendimiz biliyorsak, kendimiz bilmiyorsak bir hocamızı davet edip evet. Yasin okuturuz. Bunun evet. bir dayanağı var değil mi hocam? Tabii ki dayanağı var. İşte bu hadis-i şeriften geliyor. Ama burada şu algıyı yıkmamız lazım. Yani bir yerde Yasin okunduğu zaman mesela bir hasta düşünün. Yanında Yasin Şerif okunduğu zaman da hasta şunu demesin. Mesela, ya ben ölüyorum. Acaba ben gidiyorum yani ölüyor muyum? Ya bu öncelikle şunu belirtmek isterim ki hasbelkader dünyaya geldik. Rabbim nasip etti. Herkese bir ömrü biçilmiştir. Çünkü ecel geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri gider. Efendim. Ecel tayin edilmiş bellidir. Evet. Ama biz Yasin Şerif'i bu şekilde hatırlamamamız lazım. Çünkü Kur'an ayetlerinin bir maksatı vardır. Kur'an hayat kitabı o bir kitaptır. Okumak, anlamak ve yaşamakla mükellefiz. İçerisinde 6236 mesaj vardır. Hepimizin okuması gereken, bilmesi gereken. Önce okuyacağız ki sonra bu mesajları anlayacağız. Sonra hayatımıza pratize etmemiz gerekir, yaşamamız gerekir. Bu ilimle amil olmamız gerekir. Tavsiye edilen bu. Yasin-i Şerif'te de işte bu vefat anında özellikle tavsiye edilmesinin hikmetlerinden birisi de işte o saklı olan imanın tezahür edilmesi. Bir de Yasin-i Şerif okunan yere rahmet meleklerinin gelmesi. Başka platformlarda da Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman ister Yasin-i Şerif okuyun, ister Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayet okuyun. Oraya rahmet meleklerinin indiğini yine Efendimiz'in rivayetlerinden anlıyoruz. Bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir. Yine biz daha doğrusu şifa niyetiyle okuyoruz. Tabii şifanın birkaç yönü var. Yani sadece ölmek üzere olan insanların imanı tazelemek ve hatırlatmak için değil. Aslında Kur'an-ı Kerim zaten hocam müminler için zaten şifadır. وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Yani müminler için şifa ve rahmet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den öyle ayetler diyoruz ki bunlar işte şifa. Bu ayetin devamında vela yezidu zalimine yani zalimlerin ancak zararını, ziyanını, i̇şte, onların üzüntüsünü, hasarını artırır. Onları artırır. Tamam, ama müminlerin yok. Müminler, gönüllerine şifadır. Gönüllere şifadır. Manevi hastalıklarına şifadır. Evet. Çok özür diliyorum üstad. Şimdi, bakıyorum şimdi camiye falan girdiğimiz zaman da İşte özellikle mesela bugün Cuma gecesi, gecemiz mübarek olsun bu vesileyle, Cuma'mız mübarek olsun. Bizde de toplumumuzda adet diyelim artık bunu. Evet. Ama her Cuma gecesi veya gündüzünde mutlaka Yasin-i Şerif okunur. Hatta yine Arif Nihat Asya'nın dediği gibi konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelsin gelin ey Fatihalar, Yasinler gibi. Bu mübarek gecede biz okuruz ve ecdadımıza, geçmişlerimize, ölmüşlerimize bağışlarız inen rahmeti. Şuna bakıyorum, okuduğumuz şeyi mesela hacı amcama, büyüğümüze bakıyorum, almış rahlesini önüne, Kur'an-ı Kerim'i açmış, o trans haline geçmiş. Sordum, anlamını bilmiyor. Ama ondan öyle bir huzur bulduğu belli ki dışarıdan baktığımız zaman da o tabloyu okumak çok önemli. Ya manası ne? Ama Kur'an-ı Kerim böyle bir özelliği var. Ya sadece dediğimiz gibi yani ölmek üzere kişinin yanında değil, orada da değerlendirilebilir. Ayrı mesele ama onun harici hasta olduğu zaman kişiye şifa olması diye okunur ama asıl amaçtan sapmayalım. Asıl amaç neydi? Kur'an-ı Kerim okuyacağız, anlayacağız ve yaşayacağız. Kıymetli üstadım, biraz daha hani karşılıklı sohbet şeklinde ben götürelim diye araya giriyorum, sözünüzü bölüyorum. Konunun insicamını da bozmadan, sizin anlatacaklarınızın bütünlüğüne de dokunmadan şunu da kıymetli izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Kur'an-ı Kerim'den hangi sureyi okursanız okuyun, Kur'an-ı Kerim'in kapağını açtığınızda, önünüze koyduğunuzda aslında Cenab-ı Hak ile konuşuyor oluyorsunuz. Değil mi hocam? Evet. Yani Allah kelamıdır. Allah'la konuşmak isteyen, onunla irtibata geçmek isteyen, onunla hemhal olmak isteyen, Allah ile dostluk yapmak isteyen her müminin, her Müslümanın başvurması gereken yegane kaynak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Eyvallah. Yani Kur'an-ı Kerim'i elinize aldığınızda aslında yüce yaratıcıyla irtibata geçmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde.
Kur'an-ı Kerim okumak Rabbimizle konuşmak demektir aynı şekilde. İşte bazı sureler var, işte Fatiha Şerif için de mesela benzer şey ifade kullanmış. İşte Kur'an-ı Kerim'in kalbi oldu ve genelde zaten namazlarda vesaire de sık sık okuruz. Evet. İşte belli başlı bazı surelerin böyle bir özelliği var. Yasin-i Şerif'te de yine bu diğer bir hadis-i şerifte kim geceliğin Allah rızasını gözeterek mesela Yasin suresini okursa işte bağışlanır, bağışlanması ümit edilir. Yine biz bu hadis-i şerife de istinaden Yasin-i Şerif okuruz. Şimdi Yasin huruf-u mukata da geçen yani harf harf gelen hocam. Efendim Kur'an-ı Kerim'de biz huruf-u mukata ile başlayan bazı surelerimiz vardır. Manasını en doğrusunu Rabbimiz bilir ama ey insan müfessirlerimiz buna ey insan, ey Muhammed diye vesaire o şekilde de çevrenir olmuş. Vel Kur'an-ı Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'an-ı Hakim. İşte Kur'an'ın kendisine yemin ediyor. Yasin Şerif'in daha başında. Şimdi biz Yasin Şerif'ten özetle biraz şey yapacağız. Bazı ayetleri özellikle ön plana çıkartacağız. Bakalım hakikaten ölüyle alakalı yer var mıymış? Evet. Onu da görmüş olacağız yani bu şekilde bu vesileyle. Hatta öyle ayetler gelecek ki güneş sisteminden, galaksilerden, yıldızlardan, aydan, güneşten bahsedecek. Yani biraz da bu akşam kıymetli izleyicilerimizle Yasin suresinin muhtevasını paylaşacağız. Aynı değil şekilde. Mi? Evet. Evet. Yasin-i Şerif'in içeriğini bu akşam inşallah anlatmış olacağız. Kur'an-ı Kerim'e yeminle başlıyor. Vel Kur'anil Hakim. Yani hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki. Yeminden maksat bir şey kuvvet kazanmak, oraya dikkat çekmektir. Mesela biz de vallahi billahi derken mesela oraya kuvvet kazandırmak. Sözü kuvvetlendirmek, sözü kuvvetlendirmek için. Yeminin manası o. İnneke lemnel murselin. Sen muhakkak peygamberlerdensin. Murselin ve selamun alel murselin. Yani bütün gönderilen peygambere selam olsun yine Saffat suresinde geçen ayet-i şerifle. O dönemde Efendimiz'in risaletini inkar ediyordu o dönemin müşrikleri. Evet. Hatta biz bir peygamber olmadık. Yani böyle gariban birine de yetim birine de gelmesi de yani hiç toplumun sahibi öksüz, yok. Toplumun öksüz, garip, yetimine. Hiç. Yani bir belli bir maddi, mal varlığı vesaire olmayan işte ki gariban tabiri caizse niye ona geldi? Bir peygamberlik verilecekse bize verilmesi lazım. Hatta bizim aşiretimiz, işte kabilemiz daha geniş, daha kapsamlı nüfus sahibi vesaire diye bunu reddi, Efendimiz'in isaretini reddediyorlardı. Bugün de mesela Hristiyanlar ve Yahudiler Efendimiz'in peygamberliğini kabul etmezler. Ama biz 124 bin peygamberin gönderildiğine iman ederiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber ismi var, zikredilir. Hepsini de kabul ederiz. Çünkü hepsi bizim peygamberimiz. Evet. Hazreti Adem'den beri Hazreti Muhammed'e kadar aleyhissalatü vesselam bütün peygamberler İslam dini üzerine gönderilmiştir. Yani hepsinin dini İslam'dır. Bugün Hristiyanlık ve Yahudilik dediğimiz dinler daha sonradan efendim değiştirilmiştir, tahrif edilmiştir. Aslı bozulduğu için son kez Rabbimiz korumasını da kendi üzerine alarak efendim inna nahnu nezzelendik ve inna lehu lehafizun. İşte Kur'an-ı Kerim'den biz öyle ayetler indiriyoruz ki onun Kur'an-ı Kerim'i indiren de biziz, onun koruyucusu, muhafızı da biziz diyor ve Rabbimizin koruması altındadır. Ve kıyamete kadar da aynı şekilde bu devam edecektir bizden. Aleyhissirat-ı müstakim, sen bu yolun, senin yolun dost doğru bir yol. Sırat-ı müstakim biz bir yerde daha, değil mi? Hatırlıyoruz. Fatiha Şerifi'nde değil mi? Elhamdülillahi Rabbim, Errahmanirrahim, Malikim, İyyâken Abdu ve İyyâken Estaîn. İhtina sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim dost doğru, evet dost doğru yol eledi. Peygamberlerin yolu dost doğru yoldur. Biz de dua ediyoruz ki Fatiha'da ve diğer her zaman dualarımızda Rabbim bizleri peygamberlerin yoluna, kendine ilim hikmet verdiğin kimselerin yoluna ilet diye dua ediyoruz Fatiha Şerife'de. Ala sıratı müstakim. Sıratı müstakim demek dost doğru yol. Rabbimizin istediği yol. Doğrulardan olmak. Doğruluk. Evet. Yasin birinci sayfanın sonunda inna nahnu nuhyil mevte ve nektum magatum ve etharuhum ve külle şeyin ahsayna fi imam mümin. İşte burada ahirete bir vurgu var. Biz ölüleri diriltiriz diyor Rabbimiz. Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna zaten inanıyoruz. Yani şüphesiz ölüleri mutlaka diriltiriz. Az önce ona da temas edecektim. Şimdi Yasin Şerif ölü, işte ölümü hatırlatmak, işte orada bir korku. Aslında bu ölümü zor ama kabullenmemiz gerekiyor. Evet. Ölümle biraz da barışık olmamız gerekiyor. Efendimiz de her gün mesela lezzetleri ölüme lezzetleri eleme çeviren ölümü sıkça hatırlayın. Ağızların tadını bozan ağızların tadını sıkça hatırlayın diye buyuruyor. Ve bu kaçınılmaz bir son.
Evet. Ruh zatının dediği gibi yani çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Yani bundan daha ilerisi yok. Yani çok fazla ilerisi de yok. Bu elbel asbelkader. Bugün yani ne zaman olacağını bilemeyiz ama herkes için Rabbim bir ecel tayin etmiştir. Dolayısıyla bir yerde bir Yasin okunduğu zaman hastaysan ben isterim mesela. Öyle bir anda hasta olduğum zaman birisi yanında Yasin Şerif okusun isterim. Manasını düşündükçe her iki dallarım Rabbimin ayetleri huzur bulurum. Dolayısıyla bundan çekilecek bir şey yok. Ve Yasin Şerif okunduğu zaman da kesinlikle aklımıza ölüm gelmesin. Burada Rabbimiz ölüleri dirilişinden bahsediyor ve daha önceden dünyada ne yapmışsanız onları diyor kayıt altına almıştık. Ve kulle şeyin ehsani fi imam. İşte bunların hepsi levh-i mahfuzda tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Evet. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında burada Rabbimiz daha önceden elçiler göndermiştir. Çeşitli kavimlere, milletlere. Onun bir örneğini burada sergiliyor. Ve tekzip edilmesi. Sonrasında onlara üçüncü sayfada yine gelecek azaptan bahsediyor. Burada dikkatimi çeken اِتَّبِيُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Sizden herhangi bir ücret istemeyen o elçilere uyun ya da niye uymuyorsunuz? Sizde tebliğ edilmiş, apaçık din tebliğ edilmiş, ölüm var, hakikat, hesap vereceksiniz, görecek efendim. Burada ücretsiz olarak bu hizmetin yapılması, bunun ön plana çıkarılması, اِتَّبِيُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا. Yani sizden hiçbir şekilde bir menfaat beklemeyen, tamamıyla bir ücret talep etmeyen. Evet, gönüllü bir şekilde bu hizmeti yapan kişilere niye uymuyorsun? Hayır, bunun sizde bir menfaati yok diyor Rabbimiz burada. Peygamberler gelmiş, risalet görevi verilmiş. Evet. Ve hepsi hak gelmiş, batıl zahir olmuş. Tebliğ görevini yapmışlar. Diyor ki Rabbimiz, bu gelen elçiler sizden bir şey istemiyor ki, maddi bir şey. Ha, zekat farz ayrı mesela ama bu sosyal dengenin sağlanması için onu da kendine istemiyor. Yine fakir istiyor. Yani oradan zenginlerden alınıp fakirlere verilmesi gereken maddi, evet, yönden sadece bu kısmı var. Ama onun harici sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere niye uymuyorsunuz? Uyun onlara. Ve maliye la abdülizi fedara veyliyi turcaun. Ben diyor niye beni yaratana kulluk etmeyeyim? Ve neticede diyor sonuçta ona döndürüleceksiniz. İnni idelle fi dalali mübin. Keşke diyor eğer bunu tersini yaparsam apaçık bir sapıldığı içinde olurdum. İnni yamentü bir rabbim esmaun. Beni dinleyin, ben gerçekten Rabbime iman ettim diyor. O gönderilen elçi orada kavmine inni amentu bi rabbikum fesma'un. Beni dinleyin, ben Rabbinize iman ettim. Biz de amentu diyor. Bakın amentu bizde de var amentu. Evet. Burada da amentu diyor. Amentu billahi ve melaiketihi ve kütübi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri hayri ve şerri minallahi teala ve maktubadel med hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Bu şekilde hatırlamış olduk. Ben diyor Rabbinize iman ettim. Kıyled hulil cennet. Orada şehit ediliyor gönderilen elçi. O kavim o şey şehit ediyor. Şehit edilirken bakın kıyled hulil cennet. Cennet geçti. Ona o esnada cennete gir denildi. Daha ölmeden ama daha ruhunu teslim etmeden bizim göremediğimiz işte o perde kalkıyor orada. Orada vefat etmek üzere olan kişi o perde kalkınca bazı gerçekleri görüyor. Hatta gideceği yeri falan gördüğüyle ilgili de rivayet var. Evet. O son anda. Ama biz göremiyoruz onu. Biz sadece bakıp duruyoruz. Rabbimiz öyle söylüyor. Siz sadece diyor bakıp durursunuz. Ona sizden biz daha fazla yakınız. Hatta zalim olanların diyor yüzlerine ve sırtlarına melekler vurarak canlarını alırken sen bir görsen diyor. İşte orada da bir azaptan bahsediyor. Burada tam efendim gıynetul cennet. Cennete gir. Evet. Sırada müstakim üzere yaşamış. Dost doğru yaşamış. Ve işte o anda işte şehit edildiği zaman cennet gösteriliyor. Cennete gir. Zaten şehit denmesinin sebebi de cenneti gördüğünden dolayı. Cennetine şahit olduğu için şehit denilir. Biz bugün şehitlerimize ister cephede olsun ister başka bir de efendim şehit muamelesi yapılıyorsa şehit denmesinin sebebi şahit olan. Neye şahit olan? Cennetine şahit olan. Ölmeden önce cennetini görüyor. Cennetine şahit oluyor. Ondan dolayı cennet şehit denilmiş. Burada da işte şahit olduğu için cennete gıyledü hulil cennet. Bakın şöyle bir yorumda bulunan hocalarımız oluyordu. İşte daha mahkeme olmamış. İşte cennet cehennem nereden işte belli olacak? İşte o hemen direkt cennete gitti. Nasıl belli olacak? Onlara bir cevaptır bu ayet. Gıyledü hulil cennet. Cennete gir.
Daha hesap olmadı ki, görünmedi. Cennettik. Cennete gir denildi. Gale dedi ki, o işte orada şey dedi Habib-i Neccar'la ilgili. Ya leyte kavmi ya'lemu. Keşke benim bu kavmim bunu bilseydi. O son anda bile yine kavmini düşünüyor, milletini evet. düşünüyor. Yani şehit ediliyor, onlar tarafından azaba uğratılmış, efendim haksızlığa uğramış. Orada şehit edilirken bile keşke diyor kavmim bunu bilseydi. Bime gafferel Rabbi ve cehennemden mükremin. Rabbimin beni bağışladığını ve bana ikramda bulunduğunu. İkram ki ikramın büyüğü cennet. İkramın büyüğü cennet. Rabbim herkese nasip etsin cenneti. İşte bu ikinci sayfa efendim bu şekilde. Üçüncü sayfada o tabii şehit edilince tabii o kavime tabii Rabbimizin cevabı gecikmiyor. وَمَا أَنْزَنَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ بَعْدِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّيْمَ وَمَا كُنَّ مُنْزِلِ. Bunun üzerinden diyor biz gökten bir ordu indirmedik. Gökten ordu nerede inmişti? Bedir'de inmişti mesela. Burada diyor ki hayır. اِنْكَانَتْ اِلَّا سَيْحَدًا وَاِنَ فَيْدًا مُحَامِدٌ. Yani sadece bir ses. Sönüp kaldılar o vakit. Oldukları yerde bitti. Her şey bitti. Bir sesten ibaret diyor. İşte kıyamet koptuğu zamanda da o işte İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi orada çok desibeli, çok şiddetli olan bir ses. Ondan dolayı mesela o titreşimden dolayı her şey her şeyin biri darmadağın olması. Onun gibi o azabın bir benzeri orada oluyor. İmkânet illâ sayhaten vâhideten feydâhüm hamidun. İşte bir sesten ibaret anındadır oldukları yerde sönüp kaldılar. Yine üçüncü sayfada huvayetü lehumil ardul meyte ehyaynehe ve akrajda minhe habben femini ekülün. İşte yeryüzünün ölmesi, ölmesi demek sonbahar işte. Sonbahar kış mevsimi bakın. Evet. Bahar olduğu zaman dirilmesi ondan bahsediyor. Burada neye atıf var? İnsanoğlunun da aynı şekilde diğer başka bir ayeti cellede ölüm ve sonra diriliş. Tekrar dirilmesi, diriliş. Aslında siz bunu tabiatta yaşıyorsunuz şimdi diyor. O ayeti tekrar bir okuyalım hocam. Evet. وَاَيَتُ لَهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا Yasin kaçıncı ayet hocam? 33. ayet. 33. ayet. Onu da kıymetli izleyicilerimizle paylaşalım. Evet. Aslında ölü toprak onlar için bir delildir diyor. Evet. Yani aslında burada Cenab-ı Hak sanıyorum hocam ölüm ve dirilişe inanmayanlar için evet. diyor ki etrafınızdaki topraklara bakın. Ah. Ölmüş topraklar. Nasıl bahar geldiğinde gökten inen bir yağmurla Allah'ın rahmeti hikmeti bir suyla nasıl tekrar diriliyor o kurak topraklar o çorak topraklar taşa dönmüş o topraklar nasıl yeniden yemyeşil oluyor bitkiler her türlü nebatat fışkırıyor oradan işte ölüm de diriliş de bunun gibidir size örnek olsun ibret olsun bu diyor değil mi? Aynen. Bir de yine başka bir ayet-i cellede bizim uykuya dalmamız, uyumamız bile ölüme benzer. Bir çeşit ölümdür diyor. Hakikaten uyuyan bir insana baktığınız evet. zaman da hiçbir şeyden haberi yok. Hele de horlamıyorsa böyle sessiz sakin ölü dersiniz yani. Ama sabah bakmışsın tekrar yeniden diriliyorsunuz. Aslında Cenab-ı Hak gün 24 saat boyunca aldığımız her nefeste, yaşadığımız her saniyede bütün hayatımızda ibret vesikası hadiseler yaşatıyor bize evet. ama biz gafletimizden veya hayatın olağan akışındaki yoğunluktan belki bunları fark edemiyoruz. Fark bunun edemiyoruz. Hikmetini çözemiyoruz. Fark edemiyoruz. Evet. Ya şu an hem ülkemiz genelinde hem de dünya genelinde mevsim sonbahar. Evet. Hazan mevsimindeyiz. Mesela orduyu cennetten bir köşe deriz. Cenab-ı Hak dört mevsim yaşıyoruz. Değil mi hocam? Cenab-ı Hak kainatta bir doğaya verilebilecek her türlü güzelliği nasip etmiş bir şehirde yaşıyoruz hamdolsun. Hakikaten mavisi, yeşili, her tür rengin şelalesi, her türlü. Evet. Denizi, yaylaları, ovası, dağı, tepesi aslında Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de cenneti tasvir ettiği birçok ayet-i kerimedeki özellikleri içerisinde barındıran bir ilde yaşıyoruz. Ama şu an baktığımızda o yeşilliklerden eser kalmadı. Evet, kalmadı. İşte yani, tabiatın ölmesi. Tam da bu ayetin hikmetini aslında baktığımızda etrafımızda zaten görüyoruz. Şu an kainat, tabiat ölü mevsiminde. Evet. Ama Cenab-ı Hak diyor ki bahar geldiğinde onu tekrar dirilteceğiz. Sizi öldürüp diriltmek de bunun gibidir. Bakın aynen, ibret alalım. Aynen bunun gibi ibret alalım. Bir de bazı canlılarda bir sene sonra mesela kendinden canlanan canlılar var. Burada bir videosunu falan izlemiştim. Evet. Canlı kapanıyor. Komple kendini kapatmış. Dış dünya kapatmış. Bir sene sonra işte bahar falan geldiği zaman tekrardan böyle canlanıyor. 6 ay boyunca uyuyan hayvanlar var. Uyuyan kış hayvanlar mevsiminde. Var kış mevsiminde. Ne yersin, ne içersin, nasıl beslenirsin ya? Yine bununla ilgili yine Ashab-ı Kehf örneği var mesela. Evet. 300 sene uyuduyla alakalı sonra tekrardan işte onların tekrar dirilmesi. Birçok örneği aslında veriyor bize Rabbimiz. Ki bu diyor bana göre çok
İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yegûle lehû kûn feyekûn. Ben sadece diyor ol derim, oluverir. Ya da oluş sürecine girer direkt. Bu bize göre çok kolay. Hatta sen diyor daha önceden hiç yoktun zaten. Hocam ama burada hepsi 36. ayet-i kerime var. Hı. Onu da kıymetli izleyicilerimize aslında paylaşalım. Yani bu tabiatı örnek verdikten sonra Cenab-ı Hak geceyle gündüzü de örnek veriyor orada. Evet. وَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَهُ مِنْهُمْ نَهَرَ فَيْضَاهُمْ مُظْلِمُونَ. İşte gece de onlar için bir ayettir. Ondan biz gündüzü sıyız bak mesela. Hatta diğer bir ayette geceyi dinlenesiniz diye. İstirahat için hakikaten. Size gece çok. Size örtü olarak yarattım. Evet, yarattık. Sessiz, sakin. Geceyle uyumak, uyumak hakikaten başkadır. İşte bir delil, bir ayettir. O vakit diyor karanlık içindesin zaten. Karanlıkta. فَيْضَاهُمْ مُظْلِمُونَ. وَشَمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍ لَهَا. Burada iki numaralı görselimizi rejiden rica edebilir miyiz? Bakın burada işte şimdi dedik ya Kur'an-ı Kerim işte, evet. Ölülere mi okunuyor işte bakın güneşten bahsediyor şimdi. Güneşin yörüngesinden bahsediyor. وَشَمْسُ تَجْرِي مُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Yani biz diyor yani bizim genelde ölüler için aklımıza hatırımıza gelen ölülere okuduğumuz Yasin suresinde Cenab-ı Hak güneş sisteminden de bahsediyor. Evet. Ayın hareketlerinden bahsediyor. Güneş. Ama hocam evet. Yanlış anlamadıysan bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak güneş sisteminden bahsederken yine ölüm ve dirilişle ilişkilendirerek bunu anlatıyor orada. Yani geceden nasıl gündüzün çıktığını, güneşin kendi sistemi içerisinde nasıl batıp tekrar doğduğunu, evet. Aslında evet. Bütün bunlar olurken bir insanın ya da bir canlının ölmesinin ve diriltilmesinin Allah için ne kadar basit bir şey olduğunu anlatıyor aslında. Tabii ki. Zelike takdirul aziz alim. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiriyle olur. Bu kolay bir şey değil. Hamdolsun. Bugün bilim, bu bilimsel bir bilgi. Evet hocam. Güneşin, mesela burada tecri diyor. Tecri kelimesi, Arapça daha çok mesela geminin denizde okyanusa akıp gitmesiyle alakalı kullanılır. Gemi mesela bir rota tutturmuştur, akıp gider denizde. İşte burada beşer tecri, güneş diyor akar gider. Akıp gitmesi çok enteresan. Biz güneşi böyle sabit kalıyor. Tamam, dönüyor güneş kendi ekseni etrafında. Evet. Belli bir hızda. Zaten kainatta dönmeyen bir şey yok. Yıldızlar, galaksiler dönmeyen hiçbir şey yok. İlk yaratılışta nasıl döndüyse o şekilde devam ediyor. Hatta şu anda diyor bir cismi diyor uzayda mesela uzay boşluğunda hafifçe döndürün bırakın aynı şekilde devamlı dönmeye başlar. Uzayda böyle bir özellik var. İşte veşşemsü tecri, güneş de diyor akıp gider. Bizim kararlaştırdığımız bir yere doğru. Güneş kendi ekseninde dönüyor ama döndükçe aynı zamanda akıp gidiyor. Tabii tek yalnız başına değil galaksi olarak gidiyor. Çok enteresan. Şimdi hocam Yasin-i Şerif'ten bahsediyoruz. Biraz da interaktif karşılıklı kıymetli izleyicilerimizle iletişimimiz de olsun. Onların programımıza dahil olduğu sorularını, onların önerilerini de dikkate alalım. Mesela kıymetli izleyicilerimizin hepsine ilgi ve alakaları için buradan bir kez daha minnet ve şükranlarımızı ben arz ediyorum. Ali Osman Özer'den sizi de saygıyla selamlıyorum. Diyor ki hocam Yasin'i okumak için belli mekanlar var mıdır? Yoksa içimiz her daraldığında Yasin'e sarılabilir miyiz? Bu da sorularımız arasındaydı. Tabii ki. Teşekkür ediyorum ben izleyicimize. Diyor ki çünkü insanlarımız Yasin-i Şerif'i mezar duası zannediyor. Evet, değil işte. Biz de bugün bu tabuyu tabiri caizse yıkmak için buradayız. Kur'an ölü kitabı değildir. Tam Kur'an da, hayat kitabıdır. Tam da saygıdeğer izleyicimiz Ali Osman Özer'den beyefendinin burada bahsettiği gibi evet. Aslında Yasin-i Şerif'in bir mezar duası, bir ölü duası olmadığını, Kur'an-ı Kerim'in aslında her bir suresinin, her bir harfinin, her bir ayetinin her daraldığımızda Rabbimizle ne zaman irtibat kurmak istersek, ne zaman gönüllerimiz, sadrımız şifa bulsun, ruhumuz dinlensin istersek Rabbimizle konuşmak istediğimizde başvuracağımız yegane kaynağımız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve şu anda yaşayan en büyük mucize de budur Kur'an-ı Kerim. Eşi benzeri yok. Tekrar aynı şekilde hatta Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin yani çok büyük bir iddiadır bu. Diyor ki aynısını istemiyorum. Sadece bir sure getirin. Benzer bir sure getirin. Bir sure, sadece bir sure diyorum. O da mesela şu İhlas suresini düşün mesela. Kısa bir sure mesela. Bütün güvendikleriniz bir araya gelin. Cinlerden de yardım alın diyor. Çok enteresan. Yani insanlar ve cinler bir araya gelseniz birbirimize yardım edin. Yapamazsınız diyor.
eşsiz belagatı. Yani o üslup, o başka harika. Ve bugün en çok okunan, en çok ezberlenen, başka bir örneği yok böyle bir metin. Dünyada Kur'an-ı Kerim gibi hafızları olan, ezberlenmiş başka bir kelam, başka bir söz, başka bir kitap yok zaten. Kur'an muciz ama biz aciz. Evet. Kur'an muciz. İşte son 39. ayet-i celilde burada 3 numaralı slaytımızı görsün alabilirsek, rejiden rica etsek. Burada da ayla ilgili. وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلِ حَتَّى عَدَيْكَنْ اُرْلُونِ قَدِيمٍ. Yani aya da belli bazı işte yörüngeler, menziller diyor, tayin ettik diyor. Bazen gökyüzü görürsünüz. Hatta Ramazan-ı Şerif Rabbim tekrar kavuştursun. Bütün izleyenlerimize. Değil mi? Ramazan hilali işte görmek için böyle çıkılır, yüksek tepeler vesaire bakılır. İşte o ilk böyle ince çizgi, böyle hilal şeklinde olan kısım. İşte belli evreleri vardır. Biz ayın belli kesimini efendim görüyorsunuz, işte ilk dördün, son dördün, işte dolunay vesaire, şişik ay vesaire gibi. Biz orada günleri takip ederiz. Hangi günde oldu vesaire anlayabiliriz. Ayın o dönemde, şekillerinden o anlarız. Ayın şekillerini anlarız. Ama çok önce mesela 1400 ya da çok önceleri senedir diyor ki siz zamanı işte takvimi belirliyorsunuz diye bunu yaptık diyor. O zaman bu şekilde bir astronomi ilmi, rasathane vesaire, gözleme vesaire yoktu. Yani Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir mucize nasıl, olduğunu, hangi gün, evet, Allah kelamı olduğunun apaçık delillerinden yani, bir tanesi. Ay'a diyor bakarak bunu. Ay diyor küçük bir şey değil. Çok büyük. İşte Yasin-i Şerif'te işte görüyorsunuz 39. ayette de işte bunun da bir sanat olduğunu anlıyoruz. Rabbimizin bir sanatıdır bu. Basit bir şey değil. İşte ay normalde her zaman yüz yuvarlaktır ama gölgede kaldığı için, güneşten ışığı belli seviyede aldığı için efendim bölümlerde, ondan dolayı bu şekillere girmiştir. Ve sizin için yaptım diyor bunu diyor Rabbimiz. Evet. Günlerinizi sayasınız diye. Evet. Sonra işte 3. sayfanın sonunda Leşemsü bununla beraber diyor güneş ayı geçemez, ay güneşi geçemez, gece efendim gündüzü geçemez, hepsini diyor bir yörünge tayin ettik efendim, hepsi aynı o düzen içerisinde akıp giderler. Ve kunu fi feleki yesbuhun, o işte o sistemde hepsi akıp gider. Burada 4. sayfada وَاَيَتُلُّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةٍ فِي الْفُلْكِ مَشْهُونَ. Burada da gemilerin denizde akıp gitmesinden bahsediyor Rabbimiz. Tabiri caizse burada da işte sanatını konuşturuyor. Mesela denize küçük bir taş atın batar. Ama koskoca gemi kütlesi denizde akıp gider. İşte suyun kaldırma gücü, kuvveti vesaire diyoruz ya. Yok işte kim Arşimet vesaire suyun kaldırma gücünü bulmuş. Asırlar öncesinden bulunmuş. Gemilerin akıp gitmesinden bahsediyor Rabbimiz burada. Bu bir sanattır diyor. Basit bir şey değil. Evet. 48. ayet-i cellede وَيَغُلِمَتَ هَذَا الْوَعْدِينَ كُتْمُ سَادِكِينَ. İşte bahsettiğiniz diyor azap, kıyamet vakti ne zamandır vesaire. Sık sık soruyorlar Efendimiz'e bunu. Onun ansızın olacağını yine biz ayet-i cellede anlıyoruz. مَنْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سَيْحَةَ وَاحِدَنَا تَعْقُدُهُمْ اَهُمْ يَقِسِّمُونَ. Bir ses diyor, sadece bir ses. Bir sayha. Bakın 3. sayfada da yine ona işaret etmişti. Bir ses diyor geldi, hepsi sönüp kaldı. Gelip yakalayacak korkunç bir sesle. Ansızın diyor olacak. Çünkü diyor herkes diyor birbirle çekişirken, mücadele ederken. Demek ki beklenen bir zamanda olmayacak kıyamet. İşte kopması, burada kıyametin kopmasından bahsediyor Rabbimiz. Demek ki ansızın olacak bir şey. Bir dönem olmuştu ya işte bir yerde toplantıda cuma günü işte kıyamet kopacak vesaire, işte şu kadar saat kaldı, şu kadar zaman falan, hikaye tabii ki bunlar. Yani, ama Rabbimiz diyor ki bak beklenen bir zaman olmayacak bu. Siz diyor böyle birbirinizle mücadele ederken, çekişirken ansızın olacak. Hatta ailenize bile geri dönemeyeceksiniz diyor. Evden çıkmışsın gitmişsin, kıyamet kopmuş, evine dönemiyorsun o şekilde. Ama herkes kendi kıyametine bakacak ayrı mesela. Dünyanın buradaki büyük kıyametten bahsediyor. Evet. Evet. Evet, bu işte devamında fela yestedüne tavsiyle vela ile ehlim yercuğum. İşte artık vasiyet de demezler o kıyamet koptuğu zamanda. Kimse ailesini de geri dönemez. Kalu ya veylem mesela min kadrin hada ma va'de rahmetu sallallahu aleyhi ve sellem. Derler ki yazıklar olsun bize. Yani artık kıyamet kopmuş, kabirdekiler tekrardan dirilmiş. Bizi diyor bu uyuduğumuz yerden kim tekrar diyor kaldırdı? 52. ayetten bahsediyor. 52. ayetten bahsediyoruz. Yasin suresi, evet. 52. ayet. 52. ayet. Belki elinde Kur'an-ı Kerim'de takip eden kıymetli izleyicilerimiz için ben arada ayet numaralarını da söyleyelim diye bunu hatırlatıyorum. Evet, 52. ayet.
tam da şey vilayete gelmiş olduk orada. Evet. 52. ayet. Hâzâ mâ ba'de rahmet sallâhâ mûsâlâhâ. Peygamberlerin dediği doğruymuş diyecekler diyor. Ne şimdi zaman? Diriltildiklerinde. Zaman. O zaman kıyamet koptuğu zaman. Şimdi şu anda inkar ediliyor ya, olur mu işte, bak çürükten sonra kemik olacağız, yine Yasin 6. sayfada da gelecek, gelecek o, bir ayet. Gelecek. İnkar ediliyor ama orada bak bu cümle çok enteresan. Peygamberler demek ki doğru söylemiş, eyvah. Keşke, vay bu başımıza gelenlere. Keşke diyecek ama yok. O zaman işte sonu 54. ayet. Yasin Şerif'in 4. sayfanın son ayeti. فَالْيَوْمَ لَا تُلْغَمُ نَفْسٌ شَيْءَ وَلَا تُلْزَنَّ اِلَّا مَا كُنْ تَعْمَلُونَ. İşte o gün hiçbir nefse, kimseye zerre kadar zulüm yapılmaz. Haksızlık yok. Çünkü torpil yok. Adam kayırma yok. Allah, araya aracı koyma yok. Allah adildir çünkü. Birisine telefon açtırma yok. Allah adildir. فَالْيَوْمَ لَا تُلْغَمُ نَفْسٌ. Hiçbir nefse zulüm yapılmaz. Haksızlık yok. Hiçbir şekilde. وَلَا تُلْزَنَّ اِلَّا مَا كُنْ تَعْمَلُونَ. Ne yaptıysanız karşılığını alırsınız. Noksansız. Hatta bu nasıl kitap diyecek diyor ki, alacak işte ikra kitabek denildiği zaman her şeyi yazmış diyecek. Yerili yani, ufaklı hiçbir şey atlamadan yazmış diye. Hepsini yazmış. Bu da mı diyecek yani, alacak yerine yahu pes diyecek yani, hatırlayacak yani, çünkü. Yani aslında bir kıyamet manzarasını şöyle tasvir etsek, tasavvur etsek, hayal etsek. Kitabı elimize verildiğinde öyle diyor, insan hayretler içerisinde kalacak. Bu nasıl bir kitap? Nasıl bir kitap? Ya irili ufaklı. Ya bu da mı var bu kitabın içinde diyeceği çok şey olacak. Evet. Ya vay canına diyecek insan, şaşkınlıkla, hayretler içerisinde. Ya bunu da mı yazmışlar? Bu da mı kaydedilmiş? Onun için aslında Cenab-ı Hakk'ın 24 saat her an aldığımız her nefeste bizi murakabe altında tuttuğunu, kontrol ettiğini, gözetlediğini, iyi ya da kötü yaptığımız her şeyi kaydettiğini ve bir gün mutlaka önümüze koyacağından emin olalım. Ya zaten iman etmek emin olmak demek. Tabii ki. Evet. Kiramen katibin ya'lemine ma tef'alun. İşte insan üzerinde iki gözetleyici vardır. Kiramen katibi, işte şerefli yazıcı melekler bunlar. Ya'lemine ma tef'alun. Ne yaparsanız onları bilir, kayıt altına alır, zapt ederler. İşte Rabbimizin kamerası 7-24 saat. Hocam bu arada şunu da sormak istiyorum. Ben dikkatimi çekti. Yasin suresinin muhteviyatında ölüm ve dirilişten, ahiret hayatından, evet, kıyametin kopuşundan sıkça zikrediyor Cenab-ı Hak, bahsediyor orada. Acaba bundan mıdır sürekli bunun ölülere okunması, mezarlıkta okunması, işte hoparlörler takılıp yüksek sesle mezarlıklarda okunmasının hikmetlerinden birisi, evet, bu mu? İnancı kuvvetlendirmek dedi ki, o Razi'nin belirttiği gibi üç umdeden bahsediyor. İşte birisi işte Allah inancının pekiştirilmesi, nübüvvet ki Efendimizin peygamber oluşundan falan bahsetmesi, orada ona atıfta vurduğu bulunuyor. Bir de ahiret. Allah inancının kuvvetlendirilmesi, pekiştirilmesi, ona vurgu yapılıyor. Evet. İşte peygamberlik görevini, bir de ahiret inancı. Bu üçüne burada vurgu yapılıyor Yasin-i Şerif'te. 5. sayfada cennetten bahsediyor Rabbimiz. Evet. 4. görselimizi alabilirsek burada, bununla ilgili. Evet. Evet. Şimdi adın ne mesela? Adın ne? İdris. Baba adın Adem. Anne adın Havva. Nereden geliyorsun? Cennetten. Şimdi Adem babamız ya bizim. Havva da annemiz. Nereden geliyoruz? Biz cennetten geliyoruz. Nereye gidiyoruz? İnşallah biz de cennete gidiyoruz. Cennete tabiriz, talibiz. Önce Rabbimizin rızasını kazanacağız. Bunun sonucunda inşallah bizimle cennete talibiz. Ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman, cennete gitmek için çalışıyorum. Bitti. Bu kadar. Burada inne ashabel cenneti liyeme fî şûlin fâkûn. O gün diyor cennet ashabı böyle pek güzel bir zevk içerisinde meşgulünde. Hum vezvac ve yıldırayla alel erayik müttekûn. Sadece kendileri değil, eşleri de birlikte efendim cennette gölgelikler içerisinde tahta üzerine yaslanıp durmuşlar. O şekilde orada zevk-ü sefa içindedirler. Kim? Cennet ashabı. Rabbim hepsine nasip etsin. Lehum fiha fakat ve lehum mayettaun. Orada onlar için ne isterlerse var. Canları ne çekerse. Evet. Bu, hepsi var. Yani orada cennet ehline meyveler, yapılacak ikramlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Evet. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Bu ayet. Bakın Yavuz Sultan Selim'in resmini özellikle oraya aldı. Bu ayete gelince Yavuz Sultan Selim vefatı anında Hasan Can, Nedim'i dostu, arkadaşı,
bir seferde tanışmış ve daha ondan sonra hiç ayrılmamıştılar. Evet. Efendim, bu ayete geldiği zaman burayı tekrar oku diyor. O Hasan Can kendisi anlatıyor bunu. Yasin Şerif'i okuyan Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in yanında. Yavuz Sultan Selim hastalığa çarpılmış. Vefat anında diyor ki bana Yasin Şerif okuyun diyor. Hani huzura ermek için. O anda ölecek, ölmeyecek Allah bilir. Kimse bilemezdi kimin ne zaman öleceğini. Biz şifa niyetini okuruz. Şifanın en hayırlısı olan Rabbimizdir. Ama Yasin'i ölümle hatırlamayalım. Tekrar. Hocam bu arada Celal Üste kardeşimiz Mardin'den bizi izliyor. Selam ediyoruz efendim. Asya, selam olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu. Onun şahsında bütün kahraman Mehmetçiklerimizi, güvenlik güçlerimizi, polisimizi, özel harekatımızı, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın selameti, dini mübin için şu an nöbette olan bütün kıymetli evlatlarımızı, kahramanlarımızı bir kez daha buradan hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Amin, Rabbim amin, düşmanlarımıza amin. Vatan, millet, bayrak, namus, şeref, haysiyet ve dini devlet düşmanlarına Allah fırsat vermesin. Amin. Rabbim ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her daim muzaffer eylesin. Amin, amin. Buradan Celal Üste kardeşimizin selamını aldık. Biz de hem kendisine hem de şahsında bütün silah arkadaşlarından bir kez daha buradan selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah ondan razı olsun. Hepsine razı olsun. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Buraya gelince Hasan Can, şimdi Yavuz Sultan Selim vefat anında Yasin Şerif okunmasını istiyor. Buraya gelince bir daha oku diyor. Çünkü manayı biliyor. Evet. Yani ya şimdi Mehmet Hakim'in dediği gibi lafz-ı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Hiçbirimiz kaydında değiliz mananın. Yani biz diyor mananın şey ne diyor, ne demek istiyor bunu diyor. Yani telaşını gütmüyoruz. Ya açarız Nazm-ı Celil'i bakarız yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Evet. Hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin. Ne mezarete okumak, ne fala bakmak için vesaire. İşte manasını bildiği için burada bir daha oku diyor. Manası ne? Rahim olan Rablerinden onlara selam sözü vardır. Onlara selam olsun. Bu cennetlikler için. Cennetlikler için. Evet. Çünkü yukarıda cenneti ehlini sıraladı. Özellikleri cennetten bahsetti Rabbimiz. İşte o cennet ehline rahim olan. Bakın selamun kavle min Rabbir Rahim. Hepimiz rahimden gelmedik mi? Errahim Rabbimizin ismi. Rahim, şefkat, merhamet. Peki anne rahmiyle ne hocam, ne alaka diye sorarsanız, şefkat, merhamet yeri. En sağlam yer orası. Esirgeyen, merhamet eden Rablerinden onlara selam olsun. Selam olsun. Mü'minin suresinde oranın çok sağlam, rahimli, rahimden bahsederken çok sağlam bir yer, o yer olduğunu zikrediyor Rabbimiz. Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin, amin. İşte diyor, size rahim olan Rabbinizden selam olsun. Buraya gelince tekrar oku. Üçüncü okumada bu bilemiyorum. Hasan Can kendisi bu, bakın kaynak da vereyim ben bununla ilgili. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet Ansiklopedisi. Evet. Evet. İslam Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde geçiyor bu. Yavuz Sultan Selim'den bahsediyor. Yavuz Sultan Selim'den evet. bahsediyor. Yavuz Sultan Selim'in vefat anında da bahsediyor. Hasan Can'ın yanında Kur'an-ı Kerim okudu ve bu ayete geldiği zaman Yavuz Sultan Selim'in vefat ettiğinden bahsediyor. Evet. Görselimizi kaynak ekrandan kaldırabiliriz Aykut kardeşim. Buradan sonra وَمْتَازُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Beşinci slaytımızı burada alabilirsek. Bakın bu da onunla alakalı. وَمْتَازُلْ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Bu görseli seçmemizin sebebi burası Arafat. Arafat'ta biz mahşerin provasını yaparız. Evet. Bir çeşit mahşer provasıdır. Herkes ihramlıdır. Tabiri caizse kefen gelmiştir oraya. Hocam izniniz olursa şöyle yapalım. Şimdi bir ara vermek durumunda kalacağız. Aha. Bu görselimiz ve Yasin suresinin bu ayeti kerimesiyle, yani 59. ayeti kerimesini anlatacaktınız. Tam burada bırakalım. İzninizle tamam. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Yasin suresiyle devam edelim. Kıymetli izleyenlerimiz, programımıza şimdi izninizle kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra İdris Sağlık hocamızla Yasin suresini konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Hayal etmek kolay. Gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay. Birikim yapmak zor. Ordunun eşsiz doğasında
Üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Sefa Merve'de yıl sonu fırsatı. Binlerce üründe %50 net indirim. Sefa Merve tunik 5.88 euro, Sefa Merve kap 15.50 euro, Sefa Merve elbise 13.26 euro, Sefa Merve tunik 14.75 euro, Sefa Merve kap 32.46 euro, Sefa Merve elbise 14.75 euro. Müjde! Yeni yılın yeni hediyesi Ordu Birlik ve Prens Kale'de. Ordu Trabzon seferleri başlıyor. Yılların ve yolların tecrübeli firması Ordu Birlik artık Prens Kale ile Ordu Trabzon yollarında hizmetinizde. 1 Ocak 2020'den itibaren her gün sabah saat 6.30 ile 11.30 saatleri arasında ve Trabzon'dan gelen Prens Kale 12.30 ile 17.30 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Trabzon'dan da aynı saatlerde Ordu'ya ulaşım sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak bu seferler, tecrübeli ve güvenilir personelleriyle siz değerli müşterilerine servis hizmeti de verecektir. Tüm halkımızı bu hizmet ve yolculuk deneyiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis, sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Brelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1.
Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek, hayatı en doğru yerden. Seyir Park, Şahincili'de yükseliyor. Şehrin parlayan yıldızı Karşıyaka'da lüks konut anlayışına yepyeni bir boyut getiriyoruz. Karşıyaka Çelebi 104, 10 blok 104 seçkin daireden oluşan proje, mimarisi, kapalı otoparkı, her anınızı keyifle geçireceğiniz sosyal donatılarıyla sizleri mutlu bir yaşama çağırıyor. Adliye, TABU Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğü gibi kurumlara yakınlığıyla da fark yaratan projede 150 metrekare normal daire, 225 metrekare dubleks daire seçenekleri siz sakinlerini bekliyor. Ramadanlar inşaat. Temelinde güven var. Efendim tekrar merhabalar. Tefekkür saatine verdiğimiz aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizleri şu an televizyonlarını yeni açan ya da evlerindeki televizyonlarında ilk defa TV 52 ekranlarını açıp bizleri şu an karşısında görmüş bulunan kıymetli izleyicilerimiz için bilgi arz etmek istiyorum. Biz bu akşam Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı, aynı zamanda manevi danışmanlık ve destek uzmanlığı da yapan kıymetli üstadımız Sayın İdris Sağlı'yı ağırlıyoruz. Hocamızla biz bu akşam Kur'an'ın kalbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleriyle Kur'an'ın kalbi diye tarif ettiği Yasin suresini konuşuyoruz. Hocam, programa ara vermeden önce Yasin suresinin aslında biz 58. ayetiydi sanıyorum. Müminlere orada Cenab-ı Hakk'ın bir selamından bahsetmiştik. Evet. Cennetlik olanlara Cenab-ı Hak ölümden ve dirilişten, kıyametin kopuşundan bahsettikten sonra selamun kavlen mir rabbir rahim. Cennetliklere o gün denecek ki merhamet sahibi Rabbinizden size selam olsun denecek. Evet. Ve peşinden 59. ayette de günahkarlara, cehennemi hak etmiş olanlara ya da cehenneme gideceklere yine Cenab-ı Hakk'ın orada bir hitabı olacak. O ayet-i kerimeyle devam edelim hocam. Evet. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ İşte Yasin Şerif 5. sayfa 59. ayeti celide kalmıştık. Ey günahkarlar, suçtan ayrılın. İşte bu Arafat demiştik, orada kalmıştık. Orada mahşerin bir tablosudur bu. Biz her sene hac mevsiminde mahşerin provasını yapıyoruz orada.
Evet. İşte, kaç milyon hacımız orada Arafat'ta. Küçük bir görüntü çünkü daha geniş Arafat dediğimiz yer. Arafat'ta toplaması sebebi de Hazreti Adem, bakın hepsi birbirine bağlantılı. Adem babamızla Havva annemizin yer cennetten çıktıktan sonra, yeryüzüne geldikten sonra burada buluşması. Ondan dolayı biz mahşeri burada yaşıyoruz. İnşallah bunun anlamı da şu, Rabbim tekrar cennetten geldik, cennete geri dönmeye talibiz, sen şahit ol. Peki mahşerin provası bu. Mahşerde Rabbimiz diyecek ki mahşer günü, وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ İçinizden günahkar olanlar bir adım öne. Türkçesi. Ey suçlular, ey bugün suçlular, ayrılın. Ayrılın. Sizin o temiz efendim, benim o temiz, saf, temiz kullarımın arası, samimi olan, ihlaslı olan kullarımın arası işiniz yok. Orada şöyle bir ayrılın. Bazen askeriyede içtima alanında, genel bir içtima yapıldığı zaman da belli bazen erlerin isimleri falan zikredilirdi. Ya, efendim biz dedik her üç adım şey öne çıksın. Var. Üç adım öne çıksın derlerdi. Dedik herhalde bir yerde bir yaramazlık yaptı bunlar ki evet. Ceza infaz edilecek. Tabii ceza belli bir ceza, öyle büyük bir ceza değil. Onu anlıyordum. İşte mahşerde de öyle büyük bir içtima. Hazreti Adem'den beri Safiyullah Aleyhisselam bütün kıyamete kadar bütün insanlar gelip geçmiş hepsi orada toplanacak ve Rabbim diyecek ki وَمْتَازُ الْيَوْمِ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Hasan Basri radıyallahu anh tabiinden şöyle bir rivayet var onunla ilgili. Bir cuma namazında işte Yasin Şerif okuyor. Bu ayete geldiği zaman bayılıyor. İşte bu وَمْتَازُ الْيَوْمِ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Yasin Şerif'in 59. ayeti cellesine. Namazdan sonra tabii namazı tamamlıyorlar cuma namazını. Birkaç gün sonra kendine geliyor. Diyorlar ki ne oldu? İşte rahatsızlığın var. Tansiyonun mu çıktı? Niye bayıldın? Öyle ya. Durduk yere insan bayılmaz. Diyor ki bu ayete geldiğim zaman o mahşer gününü düşündüm. Şöyle bir tasavvur ettim. Hepimiz inanıyoruz ahiret gününe. Allah diyecek ki o gün içinizden günahkar olanlar ayrılsın dediği zaman ya o günahkarlar içinde de ben varsam diye kendimi sorguladım. Korkudan diyor bayıldım. O dehşetten. O dehşetten. İşte Yasin'i okumak bu işte. Peki, Yasin böyle okunur. Hocam, Hasan Basri gibi. Devam eden ayet-i kerimesi de çok ilginç. Tam bunun tamamlayıcısı. Hı. Yani hangi suçlulardan bahsettiğini de Cenab-ı Hak orada söylüyor aslında. Hı. Kimlere siz şimdi bugün ayrılın bakalım. Ha, evet, şöyle dedikleri. Açılın bakalım diyeceğini Cenab-ı Hak Yasin suresinin devam eden 60. ve 61. ayet-i kerimelerinde anlatıyor. Evet, değil mi? Evet. Elem ehed ileykum ya beni Adem'e bakın. Ya beni Adem. Hitaba bakın. Hep Adem'den bahsettik ya. Ama işte Adem geldi. Ey insan aslında. Ya Adem oğlu insan. İnsan oğlu. Tabi Adem'in evet. oğlu insan oğlu demek. Ama burada çok genel bir tabir. Ya beni Adem'e. Ey Adem'in oğlu. Adem'in çocukları. Adem tabi insan. Burada ilk insan işte ilk peygamber ona atıfta bulunmuş oluyor. Çünkü hepimiz oradan geldiğimiz için. İnsanlığın Efendimiz atası. De, insanlığın atası. Veda hutbesinde ve haçında bunu tekrar tekrar nitelen diyor ki hepiniz. Adem'in çocuklarısınız. Adem'in çocuksunuz bitti. Adem ise topraktandır. Kimsenin bitti. Kimseye takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Ve en sonunda toprak olacaksınız diyor. Çok enteresan. Çünkü topraktan geldik. Evet. Ham maddemiz toprak. Dolayısıyla ne olacağız? Toprak olacağız. Ha tekrardan yeniden geleceğiz orada. Tekrar topraktan bir filizin tekrardan yeşermesi gibi tekrar topraktan kabirden yeşileceğiz tekrar inşallah. Evet. Rabbim ömrümüzü de ölümümüzü de akıbetimizi de hayırlı eylesin. Amin. İnşallah. Amin. Ey Adem'in çocukları ella te'budu şeytan. Ben size demedim mi? Şeytana tapmayın. Bitti. Şeytanın yolundan gitmeyin. Bak Rahman'ın yolu belli. Şeytanı kendinize dost edinmeyin. Ben size dememiş miydim? Evet demedim. Uyarmamış mıydım onlara sizi? Onlara da işte. Ayrılın dedi o günahkarlara işte. Evet. Diyor ki siz işte şeytana aldandınız. Nefsinize aldandınız. İnnehu lekum aduvvun mubin. Sizin gerçekten böyle gizli değil. Açık düşmanınızdı. Ben size bunu söyledim. Defalarca söyledim. Bu şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Evet. Sizi götürdüğü yolun sonu ateştir. Evet. Dememiş dedim, miydim size? Ama, diyecek Cenab-ı Hak. Diyecek evet, ama yok. Ve enibudun sadece bana ibadet edin. Hâdâ sırâd-ı müstakim. Bakın birinci sayfada sırâd-ı müstakim gelmişti değil mi? Alâ sırâd-ı müstakim. İşte sen dost doğru sırâd-ı müstakim üzerinsin. Bakın burada da yine cevap geliyor. Hâdâ sırâd-ı müstakim. Demek ki sırat-ı müstakim neymiş? Allah'a kulluk etmekmiş. Bitti.
ben yabuduni, bana kulluk edin. Herden sırat-ı müstakim, işte doğru yol bu sırat-ı müstakim, işte bana kulluk etmenizdir. İşte bunları ben size demedim mi diyor Rabbimiz? Bana kulluk edin. Aslında sadece. Kıymetli izleyicilerimiz de şöyle bir tasavvur düşünelim. Hepimiz öldük, kıyamette koptu, mahşerde. Hı. Mahşer evet. meydanına toplandık. Evet. Cenab-ı Hak önce cennetliklere onlara diyecek ki selamun kavlen bir Rabbir Rahim. Yasin suresinden bahsediyoruz. Evet. Yani orada Cenab-ı Hak diyecek ki siz artık üzülmeyin. Endişe de etmeyin. Masum da olmayın. Hı. Çünkü rahmet sahibi, merhamet sahibi Rabbinizden size bugün selam var. Hı. Esenlik var. Sağlık, afiyet, her türlü nimet, izzet ve ikram var. Ve dönecek suçlulara, değil mi hocam? Evet. Böyle bir senaryo değil bu. Değil. Yaşayacağımızdan emin olduğumuz imanımızın bir parçası. Evet. Dönecek İman suçlulara. Edin. Diyecek ki ey suçlular siz bugün ayrılın bakalım şöyle. Evet. Ayrıldıktan sonra niye ayırdığını da söyleyecek. Ben size dememiş miydim şeytana tapmayın evet. diye. Onu dost edinmeyin. Evet. Onunla işbirliği yapmayın. Sadece bana ibadet edin, bana kulluk edin, beni tanıyın dememiş miydim evet. size? Demiştim. Demiştin ya Rabbi ya. Ya. Allah cümlemizi selamıyla karşıladığı kullarından eylesin. Amin, amin. Yani bu bir hikaye değil, bir Hı. masal değil. Allah'ın kelamını burada anlatıyoruz. Yasin suresinden bahsediyoruz. Evet. Hep ölülere okuduğumuz evet. ama diriler olarak hiç üzerimize alınmadığımız surede işte. Cenab-ı Hakk'ın aslında hepimizi dehşete düşürecek tekrar tekrar irkilerek kendimize gelmemizi sağlayacak uyarıları var burada. Evet. Yani ey suçlular bugün ayrılın bakalım. Ben size dememiş miydim şeytana tapmayın, bir onun bunu, izlerini evet, takip etmeyin ölüye diye. Ölüye dedikten sonra zaten işten geçmiş ki o da evet. var. Şimdi adam zaten ölmüş. Bunu öyle diyecek ki ya ben zaten öldüm diyecek yani. Yani kabirde orada diyecek ki, yani, evet Cenab-ı Hak diyor ki ben size dememiş miydim? Eliyabuduni haza sıratı müstakim. Sadece beni tanıyın. Evet. Kulluğu sadece bana yapın. Evet. Sadece bana tapın. Benden başka hiçbir varlığa secde etmeyin. Kulluk etmeyin dememiş miydim? Evet. Doğru yol budur. Bunun dışındaki yol sapkınların yoludur dememiş evet. miydim? Hatta diyecek. Belki Mevta der ki kabirden misal diyorum. Canlandırıyorum şimdi olayı. Yani hocamız şimdi Yasin okuyor ya şimdi. Kabirde evet. gidişimci vefada işte orada. Belki diyecek ya artık hocam bitti yani iş geçti tamam ben bir hataysa yaptım ama yapacak bir şey yok bunu sen diyorsun ama ben geç kaldım bunu ya önce diyecektin bana ama şu anda zaten yapacak bir şey yok. Ama şimdi kendimize hiç ölümü yakıştırmadığımız için dirilişi de hiç hayal etmediğimiz için bu uyarılara biz alıcılarımızı kapalı tutuyoruz. Hocalarımız belki bunları defalarca söylüyor, belki defalarca dinliyoruz ama bunlar bize tesir etmiyor. Evet. Ama bu mutlaka yaşayacağımız bir gerçek. Evet, bir hocam. İşte devamında 65. ayette El-yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü ercülüm bima kâni yesibun. O gün diyor biz onların ağızlarını kapatırız, mühürleriz. Ağızlarını mühürleriz. El-yevme nahtimu ala efvahihim. Yani ağızlar mühürlenir. Çünkü insan şöyle bir özelliği vardır. Suçlu da olsa bir türlü suçunu kabullenmek istemez. Nefis avukatlık yapar, devamlı kendini savunur. Devamlı. Kusurunu görmek istemez. Aleyhine gelişecek şeyle haber olduğu için devamlı savunmaya geçer. Evet. Yavuz hırsız ev sahibi bastır hesabı. Ama Rabbimiz diyor ki o gün hayır. Ağzınızın üzerine mühür vuracağız. El yevme işte o gün. Ağzını mühürleriz. Evet kapatırız. Ve tükellimune eydihim. Bakın tükellime kelam, kelime. Elleri konuş. Elleri konuş. Elleri yani kişi buradaki elden maksat tabi bu elde olabilir efendim mecaz olarak etniklerinize vücut ağız yapacak. Çünkü ayet-i kerimenin devamında ayaklardan da bahsediyor. Ya ayak elleri konuşur ayakları da şahitlik eder. Yani ne yaptıysanız diyor bize ağızlarınız anlatacak. Evet. Onlar şahitlik edecek. Elleriniz konuşur ayaklarınız da şahitlik eder. Ne için? Efendim vateşedir bir mekanı yüksibun. Ne kazanmışsanız, ister hayır namına, ister şer namına, efendim, ne yapmışsanız bunları bize elleriniz anlatacak, ayaklarınız şahitlik edecek ama ağzınız kapalı. Konuşamayacaksınız. Hatta böyle yani zorlayacak kendini yok. Kapanmış çünkü. Mühür vurulmuş, evet. bitmiştir. وَمَنْ نُعَمِنْ نَكْسِ فِلَكَ اَفَلَا يَا gülün 68. ayet Yasin-i Şerif'te. Kimi diyor, kime uzun ömür vermişsek
yaratılış gereği onu diyor tam tersine çeviririz. Nasıl? Biz diyor sizi çocuk olarak ve böyle bakıma muhtaç bir halde yarattık. Eğer diyor bir kimsenin ömrü uzun ise, düşünün 100 yaşında birisini düşünelim. İşte وَمَنْ نُعَمِرْ نَكْيُسُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ. İşte bunu düşünün. Çünkü bakıma muhtaç bir halde yarattık. Bebektiniz, o bebeklik çağında hakikaten en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamadık yani. Birisi efendim bir damla süt vermese bile karnımızı doyacağımız yok. Sadece çırpınıyoruz olduğumuz yer. İhtiyarladığınızda da sizi tekrar çocukluğunuz kadar acizleştiririz, o ağına dönersiniz. İşte bu. Kime diyor uzun ömür verirsek işte o en verimsiz çağ diyor geçen. İşte o çağa geldiğiniz zaman yaşlılık çağı. İnsan hakikaten bakıma muhtaç oluyor. Hastanelerde bunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Hep bu hocam, ayet aklıma geliyor. Hastaneler deyince siz şimdi hastanelerde hep manevi danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Hı. Mutlaka size hastanede Cenab-ı Hak bu vesileyle, bu ekranlarımız aracılığıyla kıymetli izleyicilerimizden belki duası makbul olan kardeşlerimiz vardır, büyüklerimiz vardır. Onlardan da dua isteyelim. Hastane köşelerinde ya da evlerinde hastalıkla muzdarip olan, hastalıkla imtihan olunan, şifa bekleyen bütün hastalarımıza bu mübarek cuma gecesi hürmetine Cenab-ı Hak Şafi ismi hürmetiyle hürmetine şifalar nasip eylesin. Mutlaka hastanedeki kardeşlerimizden size gelip ya hastalarına Kur'an okumanızı, onlara manevi telkinlerde bulunmasını isteyen kardeşlerimiz vardır değil mi? Tabii ki. Biz talep olması halinde bu şekilde hizmete efendim cevap veriyoruz. Hasta yakını veya hastane personelinden bu kişinin isteğiyle alakası, inanmasıyla alakalı. Diyor ki mesela hocam işte bana okuduğu zaman Kur'an ben diyor rahatlıyorum diyor. İşte kim okursa okusun. Çünkü mesela hocam bu zaten Allah'ın sözü ya. Kur'an müminler için şifadır evet, diyor. Ben rahatlıyorum diyor mesela hocam diyor rahatladım diyor. Biz nazara inanıyoruz mesela. Nazar haktır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine hocam bir başka ayet-i kerimede haddimi aşmış olmaktan imtina ediyorum. Yine Cenab-ı Hak diyor ya kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, evet. Allah'ı anmakla mutmain olur. Evet. Yani eğer kalbiniz huzur bulsun istiyorsanız Allah'ı anmanız gerekiyor. Evet, bunun en yıllık Kur'an-ı Kerim. Yani içinde Allah olmayan kalbin huzur bulma imkanı yok. O şekilde huzur, evet, huzur buluyoruz. Rabbimin ayetleri mübarektir. Gerçekten öyle. Çok güzel. Ben şunu da görüyorum hastanede. Bu küçük bir parantez açmış olayım burada. Hoşuma giden, bakın insanımız, ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Kendi nefsine, kardeşini tercih edenleri gördüm. Şimdi genç dedi ki yaşlı birisi, bir de orta yaşlarda. Bana da orada bir sıra fiş aldı mesela. O aldı. Şimdi önce kendini aldı normalde. O dedi bana da alır mısın fiş dedi. Uzanamıyor. Kendini aldığını ona vermişti. Ona verdi. Evet bizim. Normalde herkes yarışır orada. Önce benim işim olsun diye. Hocam büyük Türk milletinin barındırdığı bu güzel hasletler dünyanın hiçbir coğrafyasında yok. Ve hiçbir toplumunda bulunmaz. Bulunma yok. İmkanı yok. Yok. Yani Anadolu irfanı, Anadolu Müslümanlığı İslam'ı o kadar güzel yaşıyor, o kadar güzel özümsemiş ki toplumda birbirimize dokunduğumuzda aslında merhametimizde o sıcacık dokunuşumuzda bir anda bütün gönülleri fethettiğimiz o kadar güzel huylarımız, hasletlerimiz var ki Allah milletimize zeval vermesin. Amin, amin. Sırası geliyorsa sırasını paylaşıyor. Daha önce ona verirse o sandalyede diye vesaire sen geçti mesela. Daha önce bugün de mesela yaşadık benzer bir tablo. Yani çok hoşuma gidiyor bu. Diyorum işte bu diyorum. Cennete giden bir adım bu. Bunlar hepsi iyiliktir. Her yani. İyilik insanı cennete götüren bir adımdır inşallah bizimle. Bunlar hepsi kayıt altına alınır. Dünyayı zaten. İyilik kurtaracak. Hepimiz iyilik kurtaracak. İnşallah. Bir kardeşimiz mesela camiye geçmişti. Cuma namazı. Yaşlı amcam girdi. Ayakkabısını aldı. O bıraktı mesela adamlara. O daha aşağıya eğilmeden. Ne güzel bir şey. Güzel bir davranış. Ne o onu tanıyor ne de onu tanıyor. Hepsi bunları güzel efendim. İyilik hasletleri. Allah hepsinde razı olsun. Rabbim hepimizi iyilerden eylesin, salihlerden eylesin bizleri. Amin hocam. Evet, temelimiz o. İşte bu ayet-i cellede de Rabbimiz ona vurgu yapıyor. Son ayet 5. sayfadaki 70. ayet-i celle. Lindra men kana hayyen ve hekal gavlu alel kafirin. Evet. Kur'an-ı Kerim'in dedik ya Yasin işte neydi? İşte ölülere mi indi? Ölüler için mi? Biz niçin diyor indirdik bu Kur'an'ı? Daha öncesinde bakın. وَمَا عَلَّمْنَهُ شِيْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَا اِنْ هُوَ اِلَا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينٌ. Biz diyor sana şiir öğretmedik. Tam bu da bu akşam Yasin suresiyle ilgili merak ettiğimiz bütün soruların evet, cevabı aslında Yasin suresinin içerisinde bu ayet gelmedi. Liyudra. Evet hocam. Liyudra menken hayyen. Bu Kur'an'ın amacı
bunun amaç neymiş? Hayatta olan kimseyi uyarmak. Aklen ve fikren diri olanları uyarmak. İşte bu cevap geldi işte. Hayatta olan kimseleri uyarmak. Bir de ve yahikkal gavlu alel kafirin. O zalimler, zulmedenler, Allah'a inkar edenler. Nimetlere aslında kafirin bu manası da vardı. Kefer Arapça bir şeyi örtmek demektir. Örtmek, inkar etmek. Çiftçinin toprağa mesela tohum atıp toprakla onun üzerine örtmesine de mesela kefere deniyor mesela. Örtmek anlamında. Ya hakikatin üzerine örtmek. İşte bu. Allah'ın varlığı, hakikatini görmezden gelmek, onca sanatı, Rabbimizin sanatını, bakın güneş sisteminde vesaire de bahsettik. Bunları görmezden gelmek, yaratışı görmezden gelmek, bu mucizeleri görmezden gelmek, bu hakikatin üstünü örtmek. Hocam 5-6 dakikamız var, süremiz hızla ilerliyor. Hızla ilerliyor. Son sayfaya da son sayfayı hemen geçtik istiyorum. Şu anda. 6. sayfaya geldik. Yasin Şerif'in son sayfası. Burada da Rabbimiz bazı nimetlerden bahsediyor. Özet geçelim o zaman inşallah. Mesela bazı canlılar yarattığı, bizim istifademize sunduğu, eti yenen, sütü içilen hayvanlar. Evet, bunlardan bahsediyorum. Bunun basit bir şey olmadığı, başka diğer ayet-i celilerde de yine bunlara işaret vardır. En basit mesela وَوْلَهُمْ فِيهَا مَنَافِيُ مُشَارِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ. Biz diyor işte o canlıların bazılarında işte sütünü içersiniz, bazılarının etini yersiniz. Birçok onlardan diyor menfaatiniz vardır. اَفَلَا يَشْكُرُونَ. Hala da şükretmeyecek misiniz? Hocam, niye az şükrediyorsunuz? Bir de burada bu 77. ayet-i kerimeye biraz değinelim. Evet. Burada 77. ayete 6. slaytımızı alabilirsek bununla alakalı. Evlem yeral insan enne halakla minnutan feyzehu ve hasimun mübin. Şimdi Efendimiz'e geliyor. Gülüse diyor ki babasını mezardan çökmüş, kemikten almış bir rivayette. Aslında bir vail olduğu da söyleniyor bunun. Evet. Übey bin Halef olduğu da tefsirde geçiyor. Diyor ki bak diyor, sen diyorsun ki öldükten sonra dirilme kalk. Yani ahiret olacak. Dirilecek diyor. Bu kemikler diyor. Bak diyor, bu diyor benim babamın kemiği. Böyle kemiği almış eline. Bunlar diyor işte tekrardan diyor bunlar bir araya gelecek. Bir beden diyor tekrar oluşacak diyor. Hatta vesaire. Orada hocam şöyle, evet, şöyle bir rivayet de var. Bu şahsın kemikleri un haline getirdiği ve ayağa kalkarak Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne de gelecek şekilde böyle eliyle serpiştirip, evet, yani bunları mı diriltecek senin olacak Rabbin diye, evet, sorduğu. Burada da Rabbimiz cevap veriyor. Diyor ki insanı görmedim, biz diyor onu neden yarattık? O diyor önce bir kendi yaratısına bir baksın. Sen neden bir nutfe. Bakın nutfe ile alakalı Mü'minin suresinde çok açıklayıcı bir ayet var. Nutfenin ne olduğu, nutfeden geliyor bakın burada. Hocam isterseniz oraya girmeyelim çünkü vaktimiz yok. Tamam ama yani seni rica ediyorum o Mü'minin suresini mutlaka bassınlar orada. Nutfeden embriyoya çevirmesi, oradan şekilsiz et biçime gelip sonra kemik giydirmesi, kas giydirmesi. Yani burada Cenab-ı Hak diyor ki bahsediyor. Ve darabe lena meselen ve nesiye halga. Yani evet, diyor ki kendisini unuttu, nasıl yarattığımızı unuttu, bize misal vermeye kalktı. Ya sen diyor önce bir kendini neden yarattığına bir bak. Evet. Biz diyor onu bir nutfeden, bir sperden yarattık diyor. Diğer ayeti de hatta bayağı bir sudan yaratık diyor. Sonra diyor ki işte gale menhum neden mevhiyerim, işte bu diyor çürümüş bu kemikleri diyor. Kim diriltecek? Kim diriltecek diyor. Yani peki, bu çok tezat bir döndü, evet, yani Rabbim. Önce diyor kendi diyor yaratışına bir bak. Ondan sonra böyle bir şey getir. Sonra evresizi halakas semavati ve lezbi gadin ala eyyeklerimiz de. Bunu da geçtim diyor Rabbimiz. Buna göre diyor yani insanın yaratılışına göre gökyüzünü ve yeryüzünün yaratılması daha basit, kolay biraz bir iştir. Biraz hızlıca gidelim hocam. Yani gökyüzü ve yeryüzü diyor yaratılış olarak daha zordur esasen. Misal getiriyor, evet, burada. Biz diyor bunun yanında seni yaratmışız tekrar insanı yerden diriltmek diyor. Bu bize göre çok kolay. İnnemâ emruhu izâ erâde şen'i yegûlel hüküm feyekûn fesubhanelezî biyedihim elekûtü külli şey. Hocam şu şeyi de aslında 79. ayeti de atladık. Kul yuhiyyellezî evvelen. De ki onu ilk defa, evet. Ya ona de ki diyor ve bütün insanlığı aslında de ki diyor sizi ilk defa yaratan tekrar olacak. Tekrar diriltecek işte, evet, ve bu yaptıklarınızın da hesabını soracak. Allah her türlü yaratmayı en ince detayına kadar bilendir. Ve son 83. ayet 82-83 İnnemâ emruhu izâ erâde şeyin en yegûlel hüküm. Bitti. Burada geçtim diyor. Ben bir şeyin olması istesem ona ol derim. O da oluverir ve neticede diyor eninde sonunda veylihi turcaun, bakın en son kelime turcaun, eninde sonunda döneceğiniz yer bizim huzurumuzdur. En son bize döneceksiniz ya da döndürüleceksiniz diyor. Ben bu şekilde Yasin ya, Şerif'i tamamlamış olduk. Hamdolsun burada Rabbimiz diyor ki sizin öyle bir Rabbiniz, sizi yaratan öyle bir ilahınız var ki
eğer o bir şeyi yapmak isterse, bir şey dilerse, sizin gibi onun için çaba göstermesi, çalışması, onun için plan proje yapması gibi bir şey düşünülemez. Böyle bir şey tasavvur edilemez. O bir şey istediğinde, bir şeyi dilediğinde kün ol der, feyekün hemen olur. O da hemen oluverir. Onun emrine itaatsizlik edebilecek, onun kudretinin karşısında direnebilecek ya da biraz işi yavaşlatayım diyebilecek hiçbir varlık yoktur diyor. O ol der ve her şey hemen oluverir. Rabbim inşallah ömrümüzü, ahiremizi ve bütün işlerimizi hayra tebdil eylesin. Amin. Hayırlı oldursun. Amin. Amin. Hocam ben kıymetli izleyicilerimize Yasin suresi ile ilgili buradan şöyle bir anlam çıkmasın. Ya bu sure evet hep ölümden, dirilişten, yaratılıştan, tekrar diriltmeden bahsediyor. Ama ölülerimize asla okumayalım bunu. Hayır, böyle bir anlam kesinlikle çıkarılmasın. Çıkmasın. Kur'an-ı Kerim hem ölülere de okunur. Tabii. Cevabı bağışlanır. Ama asıl diriler için indirilmiştir. Ha, bunu bilelim işte. Ya bunu bilelim. Diri için okumaktan sonra önce ölüyü okumak olmuyor işte. Onu biz kaçırıyoruz. Bak önce diri için okuyalım. Biz hayatımızda yaşayan tatbik edelim. Ondan sonra tabii ki bir ölümümüz yok. Yoksa orada gazel okuyacak halimiz yok yani. Tabii. Tabii ki bir cenazede bir manevi atmosfer oluşması için Yasin-i Şerif okuyacağız, Kur'an-ı Kerim okuyacağız. İnen rahmetli sevabı hediye edeceğiz tabii ki. Ama bu asıl amaç değil. Bu daha sonra gelmesi gereken bir şeydir. Bu yapılabilir, güzel yapılabilir. Bir adettir, ama güzel bir inanıştır. Evet. Bu da yapılmalı. Tabii. Ama Kur'an-ı Kerim'in iniş amacı ölüleri okumak için değildir. Biraz önce Yasin suresinde Cenab-ı Hak buyurdu, dirileri uyarmak içindir. Leyildir, menkene hayyen, hayatta olanları uyarman için diye indirdik ki bu. Hocam son sözlerinizi alalım. Son sözü ben Arif Nihat Asya ile bitireyim o zaman. Evet hocam, lütfen. Rabbim hepimize bizden sonra da bir canlı yayın var. Onların süresini... Gecemiz mübarek olsun. Evet. Rabbim ibadetlerimizi makbul eylesin. Amin inşallah. Ve mümkün mertebe hafta bir defa olsun. Yasin-i Şerif okuyalım. Manasıyla birlikte okuyalım ve yaşayalım, tatbik edelim. Ve geçmişlerimizi hediye edelim. Şehitlerimize hediye edelim. Güzel bir davranıştır. Evet. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek bir akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Bakın Arif Nihat Asya'da işi özetlemiş. Mübarek bir akşam, mübarek bir gece. Gerçekten Cuma gecesi. Gelsin Fatihalar ve Yasinler diyoruz. Allah hepinizden ebeden razı olsun. Geceniz hocam mübarek çok teşekkür olsun. Ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Çok Allah keyif aldığımız, müstefid olduğumuz bir çok sohbet oldu. Ederim. Tekrar Anladığınız teşekkür için ediyorum. Bizi konu getirdiğiniz için sağ olun teşekkür ederim. Allah razı olsun. TV52 ekibine sizlere. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu akşam da tefekkür saatinde süremizi tamamladık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Bir bekleyiş içinde olan kardeşlerimizin bekleyişlerini hayırla inşallah Rabbim tamamlamayı nasip eylesin. Bir sonraki tefekkür saatinde görüşünceye değin. Cuma gecenizi tebrik ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.